bir rüşvet mekanizması var. Belediye bürokratları o mekanizma içerisinde zengin ediliyor. Bizim kamu kaynakları şirketler aracılığıyla buharlaşıyor. Sayıştay denetiminden de böylece kaçırılıyor ve bizim oylarımız neye sebep oluyor? İşte bir süre sonra o bina tepemize çöküyor. Biz Vatan Partisi olarak hep uyaran makamda Türkiye'nin güvenlik politikaları, ekonomi politikası, dolara karşı önlemler alınması, her türlü konuda iç politikada, dış politikada uyaran makamda olmaktan ziyade artık yöneten makamda olmak istiyoruz. Çünkü uyarılarımız dinlenilmiyor. Bu bir örnek vereyim değerli dostlar. 775, 2981 ve 4706 sayılı kanunlar şu anda yürürlükte mi? Yürürlükte. Ama kanun defterin içinde kalıyor. Uygulanmıyor. O yüzden burada bu kanunların uygulanması için işte radikal adım atılması gerekiyor. Bu kanunlar o defterin içinde kalacak. Hakkımız orada. Hakkımız orada ama bu kanunları ayağa kaldırmak, hayata geçirmemiz için mücadele etmemiz gerekiyor. Başka yolu yok. Dedim ki şu adayların bir meslek profillerini çıkaralım. Ne öğrendik biliyor musunuz arkadaşlar? Adayların çok büyük bölümü, yayınlayacağız bunları isim. Çok büyük bölümü inşaat işiyle uğraşıyor. Hepsi inşaatçı. Başkanımın ve mahalleler birliği yöneticilerimin, siz değerli mücadele arkadaşlarımın huzurunda hazırladığınız 6 maddelik taahhütnameyi imzaladığımı ve bu mücadelede sizinle birlikte olacağıma söz veriyorum, saygılar sunuyorum.